Türkiye tarihi bir keşif gerçekleştirdi. Fatih Sondaj gemimiz Karadeniz'de tam 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. Bu Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi. Peki şimdi ne olacak? Türkiye bu gazı kendi başına çıkaracak teknik, finansal, politik güce sahip mi? Türkiye için yeni bir dönem başlayacak mı? Türkiye 2004 yılından bu yana Karadeniz'de çeşitli uluslararası enerji şirketleriyle işbirliği kurarak hidrokarbon arama faaliyetleri yürütür. Yabancı enerji firmalarıyla Karadeniz'de birçok arama faaliyeti gerçekleşir. Yıllarca ararlar, ararlar ama ne hikmetse bir türlü aradıklarını bulamazlar. Bunun üzerine Türkiye 2013'te petrol ve gaz araştırmalarında kullanmak üzere Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisini satın alır. Ardından da Fatih, Yavuz, Kanuni ve Oruç Reis gemilerimiz gelir. Türkiye artık denizlerinde, mavi vatanında kendi imkanlarıyla araştırmalar yapacak, sondaj faaliyetlerini yürütecektir. İlk milli sondaj gemimiz Fatih. 20 Temmuz 2020'de Karadeniz'e uğurlanır. Tuna 1 sahasında ilk milli derin deniz sondajına başlar. Rabbim inşallah sondajlarınızı bereketli kılsın. Ve Türkiye çalışmalarının ilk meyvesini alır. 2100 metre derinlikte 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedilir. Bu miktarın önemini kavrayalım önce. Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği toplam doğalgaz miktarının neredeyse 20 katı. Biz şu ana kadar kara bölgelerimizde Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da irili ufaklı doğalgaz rezervlerine ulaşmıştık. 7 ilin üretimini toplayalım. Toplam doğalgaz miktarı geçen yıl sadece 37,8 milyon metreküptü. Ülke olarak yıllık doğalgaz tüketimimiz 45-50 milyar metreküp civarlarında. Yani Türkiye'nin yıllık mevcut üretimi, yıllık tüketimimizin %1'i bile değil. Şimdi bulunan miktarsa 320 milyar metreküp. Enerji Bakanımız Fatih Dönmez, bu gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz dedi. Bu gaz tam olarak nerede bulundu? Tuna 1 bölgesinde, yeni adıyla Sakarya gaz sahasında. Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 kilometre açığında Bulgaristan ve Romanya ile karasuları sınırına yakın bir bölgede bulundu. Peki bu lokasyonun avantajı ne? Şimdi bir Doğu Akdeniz'e gidelim. Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz işler epey karışık. Türkiye'yi oyun dışı bırakmak isteyenler ellerinden geleni yapıyorlar. İsrail'in hemen önünde gaz rezervi cenneti var. İsrail elindeki doğalgazı satma peşinde. Peki Doğu Akdeniz'deki bu gazı kime satabilir? Avrupa'ya. İsrail, ben bu gazı boru hattıyla Güney Kıbrıs'tan Girit'e, oradan da Yunanistan'a bağlayayım. Yunanistan aracılığıyla da bütün Avrupa'ya satayım der. Bu projenin adını da EastMed, Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı koyar. İsrail'in bu projesi dünyada deniz altındaki en uzun boru hattı hayalidir. 1900 kilometre. Maliyeti uçuk derecede. Amaç ne? Türk karasularını kullanmadan ve herhangi bir şekilde Türkiye'yi projeye dahil etmeden İsrail doğalgazını Avrupa'ya ulaştırmak. Halbuki Türkiye'yi devre dışı bırakarak bu boru hattının maliyetini 3 katına çıkarmaktadırlar. Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum yönetimi masaya oturup anlaşır. İmzalar atılır. Ancak Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma ile Girit Adası'nın doğusunda kalan bölge iki ülke tarafından kontrol edilecektir. İşte İsrail'in yapmak istediği bu İstmet boru hattı tam da bu bölgeden, Türkiye'nin deniz yetki alanından geçirilmek istenmektedir. Ama bu devletler Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sınırlarını tanımıyorlar. Libya ile Türkiye'nin anlaşması bu projeyi bitiren anlaşmadır. Türkiye ile öyle ya da böyle anlaşmak zorundalar. Şimdi bunları niye anlattım? Karadeniz'de böyle bir sorun yok. Doğalgaz rezervini bulduğumuz Tuna 1 bölgesi Türkiye'nin MEB'inde, yani münasır ekonomik bölgesinde. Tamamen sorunsuz bir bölgede. Çiçek. İstersek tık diye Avrupa'ya satabiliriz. Nasıl satarız? Önce Türkiye içerisindeki bazı boru hatları projelerine bakalım. Rus doğalgazını Karadeniz ve Türkiye üzerinden Doğu Avrupa ülkelerine taşıyacak olan Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı Ocak ayında açılmıştı. Rusya'nın Anapa şehrinden kıyı köye doğru uzanıyor. Yani zaten Avrupa'ya uzanan mevcut bir hat var. Üçüncü bir boru hattıyla da Avrupa'ya satışımız mümkün olabilir. Fakat bu altyapı işleri o kadar kolay değil. Ancak gazın bulunduğu yer Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı'nın o kadar yakınından geçiyor ki bu bizim için büyük bir avantaj. Biz bugün bir boru hattı projesi yapıyor olsak Rusya kadar para harcamayacağız. Çünkü önceden bütün mühendislik hesapları yapılmış. Türkiye bildiğiniz 4 ayak üstüne düştü. Bir de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin doğalgaz ve petrol şirketi olan SOKAR'ın sahibi olduğu TANAP projesi var. Kardeşlikten stratejik ortaklığa giden yolda tüm dünyaya örnek olan Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin en büyük projesi
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük enerji yatırımıdır. Azerbaycan'daki doğalgaz hop Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya taşınıyor. Açılımı Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı. Bu TANAP projesinin %30 ortağı ise BOTAŞ. Boru hatlarıyla petrol taşıma anonim şirketi. Özel falan değil, Türkiye'nin ulusal petrol şirketi tarafından kurulan bir kamu kuruluşu. Yani Azeri ve Rus gazları Avrupa'ya satılırken Türkiye de söz sahibi. Türkiye bir enerji üssü. Neredeyse bütün boru hattı projeleri Avrupa'ya artık Türkiye üzerinden geçiyor. Doğalgaz müjdemizle de şu an tüm gözler Türkiye'de. Türkiye zaten stratejik olarak inanılmaz bir konumda. Bir de kendi gazını üretirse bambaşka yerlere gelecek. Biz şu an enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Başlarda anlatmıştım. Doğalgaz ihtiyacımızın sadece %1'ini kendimiz üretebiliyoruz. Geri kalanını ithal ediyoruz. Yani başka ülkelerden alıyoruz. İthal edilen enerji talebi arttıkça cari açığımız da artıyor. Cari açık nedir? Bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan fazla olması. Türkiye'nin cari işlemler hesabı sürekli açık veriyor. İşte bu cari açıkta enerji ithalatı en yüksek paya sahip. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun Ocak 2020 raporuna göre yıllık doğalgaz ithalat faturamız 13 milyar dolar. Doğalgaz tüketimimiz ise 45-50 milyar metreküp civarlarında. 14,5 milyarı evlerimize, 12,4 milyarı sanayiye, 11,2 milyarı elektrik üretimine, 6,8 milyarı ise diğer alanlara gidiyor. İthal edilen enerji talebimiz arttıkça cari açığımız da artıyor. Türkiye enerji konusunda yetersiz olduğu sürece cari açık kaçınılmaz. Ödemeler dengesinde meydana gelen bu açık, başta büyüme hızı, enflasyon oranı, döviz kurları, gelir dağılımı gibi birçok açıdan ekonomi üzerinde etki ediyor. Ama biz bu durumu tersine çevirebiliriz. Enerji ihraç eden bir ülke konumuna gelerek cari fazlayı konuşmaya başlayabiliriz. Peki biz bu enerji ihtiyacımızı nereden gideriyoruz? Rusya, İran, Azerbaycan'dan doğalgaz boru hatları yoluyla, Cezayir, Nijerya ve Katar'dansa sıvılaştırılmış doğalgaz olarak tankerlerle doğalgazımızı temin ediyoruz. Türkiye'nin zaten doğalgaz boru hatlarıyla anlaşmaları var. Doğalgaz talebimizi karşılıyoruz. 20-25 yıllık anlaşmalarımız var. Pat diye çıkıp ben artık sizden gaz almıyorum kardeşim diyemeyiz. Ancak sözleşmelerin bitmesini beklememiz lazım. Mesela 2025 yılı sonuna kadar Katar, Rusya ve Cezayir'le kontratlarımız sona erecek. Bu kontratların büyüklüğü 38 milyar metreküp civarlarında. Peki başka ne yapabiliriz? İhraç edebiliriz. Karşımızda doğalgaza susamış bir Avrupa var. Gün gelir, burnumuzun dibinde olmasına rağmen Avrupa'dan %40 daha pahalıya gaz alan Türkiye, Avrupa'ya gaz ihraç eder. Gaz konusu öyle bir şey ki Türkiye'nin eline büyük bir koz verecek. Rusya bunu geçmişte çok yaptı. Ülkeler, Putin'in alttan, bakın kışın manayı kısarsam görürsünüz kozuna karşı temkinli davranmak zorunda kaldı. Halk doğalgaza muhtaç. Gaz krizi politik bir konudur. Gaz senin elinde oldu mu ve gazı sen satıyorsan borunu öttürürsün. Bu konuda bağımsız hale gelmek, ihraç eder hale gelmek Türkiye'yi politik kontrol noktasında çok güçlü bir konuma taşır. Türkiye enerjide bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım attı. Yaklaşık 5 yıl öncesine kadar sondaj gemimiz yoktu. Bunun devamı inşallah asıl büyük kaynak olan Doğu Akdeniz'de gelecek. Herkes bilsin. Türkiye baş aktör olarak bu oyunun içinde, mavi vatanımızda. Kimse bizim bileğimizi bükmeye çalışmasın.